Gültekinler Emlak sunar. Satır Arası programından iyi günler sayın seyirciler. Bugün de gündemin satır başlıklarıyla sizlerleyiz. Gündemler yoğun her zaman olduğu gibi. Türkiye'nin güncel siyaseti içerisinde Aleviler nerede duruyor? Bugün de bunu konuşacağız gazeteci Sayın İsmail Pehlivan'la. Gündemler yoğun oldukça, süreç yoğun oldukça özellikle Türkiye'de yaşayan Aleviler kaygılarını dile getiriyor. Kaygılı olan yerlerden bir tanesi de Maraş'ta Terolar Köyü. Terolar Köyü biliyorsunuz uzun zamandır orada mülteci kampıyla gündemleşen yerlerden bir tanesiydi. Şimdi orada bir kamp yapımı vardı. Kamp sona erdi. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra açılışı gerçekleştirilecek. Evet, kamp bitti fakat oradaki Alevilerin kaygıları gün geçtikçe artmaya başladı. Peki kamp bittikten sonra bizim burada neler bekliyor? Biz burada nasıl yaşayacağız? Öncelikle Maraş'la ilgili bir ayrıntıyla hemen başlamak istiyoruz. Bundan 10 gün öncesinde Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı Maraş Terolar Köyü'nde ziyarette bulunmuş ve Maraş Terolar'da bulunan her aileye 2 tane inek vereceğiz ve yine sizlere tarla vereceğiz. Hayvanlarınızı otlatmak için artık otları biçme açısından spor aletleri getireceğiz. Oradaki köylülerin tepkileri ise bizler burada güvenliğimiz noktasında kaygılıyken bunları nasıl kabul edebiliriz ifadesini kullanmışlar ve köylüler verilen lütufları kabul etmemiş. Fakat hemen bir gün sonrasında ise Maraş'ta spor aletleri orada yıkık köyün içerisine getirilmiş. Şu an Maraş Terolar'da son durum nedir? Onu da kısaca hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Yollar bayağı bir genişletiliyor. Büyük bir alana çevriliyor. Orada yol çalışmaları devam ediyor. Tabii ki bu yol çalışmaları köyün içine kadar sürmüyor. Kampın bitimine kadar sadece yol çalışması yapılıyor. Köye kadar giden bir çalışma yok. Onun dışında içme suları. Köy artık yani Maraş Terolar Köyü'nde artık hazır sular alınıyor. Bu da aslında dikkat çeken konulardan bir tanesi. Bugüne kadar köy içme suyu, temiz suyuyla ifade edilen yerlerden biri. Fakat şimdi Maraş'tan hazır sular alınıyor. Niye mi? Çünkü artık suların içerisinde naylon poşetler çıkıyor. İçme sularının içerisinde atıklar çıkmaya başladı ve bu sulardan kaynaklı köyün birçok sakini de bulaşıcı hastalıklardan dolayı tedavi altına alındı. Bu da ayrıntılı noktalardan bir tanesi. Evet ve yine kampın açılışına Almanya Başbakanı Merkel'in gelmesi bekleniyor. Büyük bir hazırlık da var aslında. Son derece sıkı güvenlik önlemleri de alınıyor. Aynı zamanda dikkat çekilen noktalardan bir tanesi de Birleşmiş Milletler araçlarının şu an Maraş'ta olması. Özellikle Maraş Terolar'da günde 2 defa, 3 defa Birleşmiş Milletler araçlarıyla köyün içerisinde geziyor. Şimdi bugün konuşacağımız konuların başında bu gelecek. Maraş Terolar biten kamp ilk 3 ayında yoğun bir hareketlilik yaşadı Maraş. 3 ay diyebiliriz aslında hemen hemen. Çok fazla gündem oldu. Yine Avrupa'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den gazeteciler gelip takip etmişti. Türkiye'den de yaklaşık 3 aydır bir sessizlik var. Alevi örgütlerinin sessizliği eleştiriliyor Maraş Terolar'da. Bugüne kadar kamp için sesler yükseltilirken şimdi kamp bitti ne olacağız? Ve bu soruyla Sayın İsmail Pehlivan'a döneceğiz. Evet, bir direniş vardı fakat artık 2-3 aydır bir sakin. Alevilerin orada en büyük etkisi ya da sorusu şu oldu. Bir sessizlik var, kamp bitti. Bunu da size soralım. Şimdi aslında biraz baştan almak gerekiyor bu olayı. Kerem, özellikle devlet tarafından seçilmiş bir bölge olduğunun altını çizmek gerekiyor. Yani orası seçilmiş, özellikle seçilmişti. Çünkü o bölgenin jeopolitik durumu da göz önünde bulundurulduğunda çok önemli bir Alevi kitlesinin ikamet ettiği, en azından yazları çok yoğun bir şekilde ikamet ettiği bir alan. Dolayısıyla
Şimdi devletin zaten Alevilere yönelik olan bir tavrı var. Bu tavır yıllardan beri, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana devam eden, ilk başlarda biraz bir nefes aldıysak da ama sonraki yıllarda işte şiddetli bir şekilde ve hiç kesilmeden, kesintiye uğramadan günümüze kadar Alevi asimilasyonu devlet eliyle yapılmaya devam ediliyor. Şimdi burada ne yapacaklar? Şimdi Terolar'da yaklaşık 14-15 Alevi köyü var çevresinde. Şimdi bu Alevi köyleri nüfus olarak da 4-5 bin civarında insanımız yaşıyor. Şimdi bunlar bir Kahramanmaraş katliamını görmüş, bir katliamdan, bir soykırım hareketinden, soykırım eyleminden kurtulmuş arta kalan kesimler bunlar. Şimdi mesela o dönemde Maraş'ta 100 kişi, 101 kişi falan deniyor ama kesinlikle binlerle ifade eden bir katliam söz konusu orada. Evet, burada hemen kesinlikle o yalan, o 100 kişinin 100 ifadesi kesinlikle yalandır. Çünkü oradaki akrabalarımız var. Akrabalarımız bir kere çevresinde 100 civarında olduğunu söylüyorlar. Yani bir şey. Şunu da hemen siz çünkü belirttiniz. Benim aklıma hemen şu geldi. Çünkü Maraş'ta hala 78'den günümüze bir hukuk mücadelesi var. Mezarlar yok ve kayıp insanlar var. Sizin bahsettiğiniz gibi belki sayfalara 100 olarak geçiyor ama hala cenazesine ulaşılamayan Maraş katliamından kalan birçok insan var aslında. Kesinlikle. Ve mücadele hala devam ediyor. Hukuk mücadelesi kesinlikle devam ediyor. Kesinlikle binlerle ifade etmek lazım. Evet. Çünkü orada bir soykırım hareketi var zaten. Devlet eliyle yapılan ve MHP'li faşistleri ülke ocaklarının militanlarını kullanarak daha sonra onların başı milletvekili edildi bu ülkede. Yani şimdi onların eliyle MIT'in, kontrgerillanın hatta CIA'nin içinde olduğu bir organizasyondu aslında o. Ve Maraş'ta çok hızlı gelişiyordu. Alevi toplumunun ekonomik gelişimi de çok hızlı oluyordu. Ne yaptılar orada? Biraz tarlasını, takımını, hayvanını sattı, şehre geldi. Çocuklarını okutmak adına 1955'ler, 56'lardan sonra böyle bir süreç var zaten. Şimdi bizim Aleviler yerleşince doğal olarak geçim kaynakları ne olacak bunların? Elbette ki ticarete atıldılar. Yani bazı diğer hizmetleri yaparken, diğer işleri yaparken ticarete atılınca orada daha önce konumlanmış ticaret yapan bir ticaret erbabı var. Ve bunların hepsi de Sünni kökenli. Şimdi doğal olarak da bunları rahatsız etti. Şimdi bu rahatsızlığı devlet gördü. Devlet, MIT gördü burada. MIT, kontrgerilla bunu fark edince o zaman nasıl kullanabiliriz, nereyi kullanabiliriz de bu soykırımı en iyi şekilde gerçekleştiririz düşündüklerinde işte tam da bunu bahane ederek insanlara bunu anlatarak başta geldiler sizin malınıza ortak oldular, sizin ticaretinize bak Aleviler sizden alışveriş yapmıyor, farklısı hep kendi adamında yapıyor şeklinde bir alt kışkırtmayla sonra bir öğretmen bahanesi, bir cenaze töreni ya da bir sinemada oynayan bir film. Ya bütün bunların hepsi tamamen tesadüf değil. Evet. Tamamen organize edilmiş ve bizzat devlet eliyle, bunu özellikle altını çiziyorum, devlet eliyle o dönemde yaptırılmış, MIT'in eliyle yaptırılmış bir soykırım hareketi. Şimdi insanlarımız buradan kurtulmuş. Rahat nefes alayım derken demek için %90'ı yurt dışına gitmiş. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Politikası. Yani bakın bir soykırımın ardından yurdundan, vatanından ettiler. Yine bu devlet yaptı. Yine bu devlet yaptı. Başında hangi hükümet olursa olsun hiç önemli değil ki. Devletin politikası eğer Alevileri kabul etmeyecekse kabul etmez. Bu MHP de gelse, CHP de gelse, sosyalist bir parti de gelse, komünist partisi de gelse bu seçim sistemiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki yasalarıyla hangi adı ne olursa olsun, hangi parti gelirse gelsin kesinlikle bu politika değişmeyecek. Şimdi ne ettiler? Dediler ki biz bunları artık bu yerinden, yurdundan, kökünden söküp atalım. Kökünden söküp atmanın formülü de işte oraya kamp kurmak. Bakın kampta az önce sohbetimizde belirttiniz. Hı. 3 tane hastane var. Şimdi yani koskoca İstanbul'da bakıyoruz büyük yüz binlerle ifade edilen mahalleler var nüfusu.
Ve bunların 10 tanesine bir tane hastaneye düşerken, yani orada 20 bin, 25 bin ya da 30 bin kişinin barınacağı bir alanı düşünüyor, söylüyorsunuz ve orada 3 tane hastane, tam teşekküllü hastane. Yani şimdi bu hastaneler niye yapılır? Çok açık değil midir? Bu devlet terörizmin yönlendiricisi. Terörist hareketlerin, terörist örgütlerin başında yer alıyor. Onları yönlendiriyor, onları besliyor. Bu devlet bunu yapıyor ne yazık ki. Siz şunu mu demek istiyorsunuz Sayın Pehlivan? Yani bu kampla beraber cihatist örgütlerin de o kampta faydalanacağını mı düşünüyorsunuz? Elbette ki. Elbette ki. Yani yoksa orada gelen 30 bin kişi diyelim ki yerleşmeyecek. Bakın ben ona kesinlikle inanmıyorum. Çünkü orada yaralılar getirilecek ve orada tedaviler yaptıktan sonra o evlerde beslenecek. Yeniden iyi hale getirilecek. Yeniden hatta orada eğitimler verilecek. Silahlı eğitimler verilecek. Askeri eğitimler verilecek. Ve yeniden gönderilecek cepheye. Böyle düşünmenize sebep olan durum ne oldu? Yani orada böylesi bir durumun yaratılması iddianız var. Hani böyle bir durum olasılıklar üzerinden. Tabii ki. Elbette ki olasılıklar üzerinde. Yani ben bir gazeteci olarak gözlemlerimi şu anda ortaya koyarak bir değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakın bu hükümet, şu andaki iktidarda olan hükümet terörist örgütleri, o İslamcı cihatçıları bilmem neleri desteklemedi mi? Destekledi değil mi? IŞİD'i getirip Türkiye'de bütün tedavilerini yapıp bütün hizmetlerini görmedi mi? Gördü. Kamplar vermedi mi? Verdi. Beslemedi mi? Besledi. Askeri tecizat anlamında onları donattı mı? Donattı değil mi? Bunun hepsini bu hükümet döneminde yapıldı. Ve bu hükümet kime yaptırdı? Devlete yaptırdı. Devletin askerine, polisine yaptırdı bunları. Bu hizmetlerini. Diğerlerini işte sağlık hizmetlerini de yine bizim insanlarımıza yaptırdı. Şimdi bunu yapan bir hükümet daha sonra döndü, IŞİD'e tavır aldı güya. Ben inanmıyorum. Bugün Suriye'ye yönelik harekatın IŞİD'e yönelik olduğunu düşünmüyorum. O kesinlikle orada YPG'nin bir düzenli bir çalışması var. Cepheleri bir elde etme durumu söz konusu. Tamamen o bahane edilerek orası vuruluyor ki bunlar da görülüyor. Kantonlar diyorsunuz değil mi? Yani orada bir kanton sistemi oluşturuldu. Evet, evet. Özellikle amaç o kantonları bertaraf etmek diye. Kesinlikle. Yani o hat düzeni, Türkiye sınırı üzerindeki bütün kantonları ortadan kaldırmaya yönelik bir çabası var. Şimdi görünen köy kılavuzu istemiyor. Yani bu devletin tavrı faşist bir tavır. Bu devletin tavrı ve hükümetin dolayısıyla tavrı kendi insanına düşman bir tavır. Aleviye düşman bir tavır. Şimdi getiriyorsun, niye bir başka yere koymuyorsun? Niye özellikle Sünni ağırlıklı olan bölgeleri seçmiyorsun da Alevi ağırlıklı olan bölgeyi seçiyorsun? Şimdi bunu her bir Sünni bölgeye kurduğunda herhalde her Sünni mutlaka düşünür değil mi? Ya Allah Allah, yani niye bu kampı getirsinler bize? Yoksa durup dururken niye buraya getirdi bizim içimize koydular? Evet, orada derler. Saksı teyzenin... Aslında biz, özür dilerim, biz bakın. Gerçekten masumhane Suriye halkının gerçekten korunma ve barınma ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olsa var ya, inanın hiçbir Alevi kesinlikle bir tek ses çıkarmaz, hatta onları bağrına basar. Evet. Bağrına basar. Çünkü mağdur olmuşlar, savaşta mağdur olmuşlar, akrabaları öldürülmüş, zar zor kaçmışlar, Türkiye'ye sığınmışlar. Onlara böyle bir kamp, keşke böyle olsa. Ben canı gönülde ben giderim, bizzat onlara hizmet ederim. Evet. Ama öyle değil ne yazık ki. Sayın Pehlivan anlatırken tanık olduğumuz olaylardan birini de paylaşmak istiyorum. Hani bunun tam ortasında Maraş terörlerdeki birçok insan, Maraş katliamını şahit olan insanlar. Ve orada bir basın açıklaması için Maraş'a gitmişlerdi bundan 3 ay öncesinde. Müdahale oldu ve müdahale sırasında kadınlar orada baygınlık geçiriyor. Buradan gidelim bizi öldürecekler, buradan gidelim bizi öldürecekler. Çünkü öyle bir korku 78'den beri, çünkü Satı teyze dediğimiz... Birinci altında duruyor o. Evet, yani. İki oğlunu Maraş katliamında kaybetmiş bir annemiz. Ve inanılmaz bir şekilde, yani bizi öldürecekler, buradan gidelim, baygınlık geçiriyor, fenalaşıp hastaneye
kaldırılıyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz noktada 78'in tanıkları orada yaşarken çocuklarını, kızlarını katliamda yitirmiş insanlar ki hala birçoğu mezar yerlerini arıyor, çocuklarını, kayıplarını arıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi biz mültecilere karşı değiliz diyorlar ama şu an biz mülteci olduk diyorlar. Aynen o. Hı. Şimdi bakın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tavrına bakın. Bir rüşvet teklifi var. Ardından spor malzemeleri. Ya köylünün spor malzemesiyle ne ihtiyacı olur ki Allah'ını seversen? Yani şimdi ben düşünüyorum. Ya köylü zaten hayvanını gütmek için dağlara çıkıyor, tarlasını ekiyor. Zaten o enerjisini harcıyor. Yani onun spora, ekstra spora ihtiyacı yok ki. Hangi köylünün var Allah'ını seversen? Gerçek köylünün, gerçek çiftçinin. Böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Yani böyle uyduruk kaydırık göstermelik şeylerle insanların gözünü boyamaya çalışıyor. Bu ayıptır bir kere. Ya bu hakarettir ya. Bu hakarettir yani o köylü. Bir de oradaki köylülerimizin %80'i yaşlı. Evet. Yani zaten o cihazların, o aletlerin üstüne çıkamazlar ki. Bu dalga geçmedir. Bu bizimle dalga geçmedir. İşte bakın tam da bu noktada. Bu tür şeyler olduğunda Alevi örgütlerinin, bakın Alevi örgütlülüğü niye vardır? Demokratik hak mücadelesi için vardır. İnanç mücadelesi için olmaz. Bakın, inanç mücadelesi onun ardından gelir kendiliğinden. Toplumun kendisi zaten ona sahip çıkar. Ama demokratik hak mücadelesi verecek olan bizim demokratik kitle örgütlerimiz. Peki sessizlik şimdi, yok mu? Yani şu sessizliğe hani... bakın. Ha işte oraya evet. Tam geliyorum. Yani ses, ya o kadar olaylar oluyor. İşte bakın, cemevlerimiz taranıyor. Evet. Ya ne yaptılar Allah'ını severseniz? Yani bir garip dedeyi taradılar. Garip dedenin başkanı, yöneticileri bir yani biraz ses çıkardılar. Birkaç dernek yöneticisi yanında yer aldı. Doğru. İşte Amasya'da ya şimdi peş peşe bir şeyler yapılıyor. Bir provokasyonlar. Daha doğrusu keza Antep'te bombalı saldırı ihbarı yapıldı. Antep'te evet. Düşünün. Ya şimdi ne bu biliyor musunuz? Bu sorti hareketi. Ha bir deneyelim bakalım. Bir yoklama. Şu anda yoklanıyor Alevi toplumunun. Durumu nedir? Tepkisi ne olacak? Şimdi bakıyorlar ki arkadaş yani orada oluyor. Ancak o toplum, küçük bir topluluk, ses yöneticiler, hı. O derneğin yöneticileri bir ses çıkarıyor. Bitti. Orada bitiyor. Buradaki aynı şekilde. Öbür daha önce biliyorsunuz Pir Sultan dernekleri orada karşıda insanların evleri, Alevilerin hı. Evleri işaretlendi. İşte İzmir'de oldu, başka illerde darbe oldu. Darbe sonrası Malatya'da saldırılar, Alevilere dönük. Şimdi bunların hepsi peş peşe oluyor. Şimdi ya bizim artık şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Şu ayrılığı, gayrılığı, yani siyasi ayrılıklar var bizde. Bakın inançlar ayrılık yok Aleviler içerisinde. Şimdi herkes oraya indirgemeye çalışıyor ama kesinlikle bakın hiçbir Alevinin inançsal ayrılığı birbirinden farklı değil. Herkes aynı şeye inanıyor. Herkes Hak Muhammed Ali yolu diyor. Herkes Hazreti Ali diyor. 12 imamlar diyor. İşte önümüzde Muharrem. Bakın 2 Ekim'de 1 Muharrem başlıyor. Ve insanlarımız oruçlarını tutacaklar. Yani yaslarını tutacaklar daha doğrusu. Yaslarını tutacaklar. Ve bunu hangi Alevi kabul etmez bu yası? Herkes kabul ediyor. Herkes kabul eder. Herkes şu ya da bu şekilde yasını mutlaka tutuyor. Üzülmek bile, bakın duygulanmak bile, ağlamak bile yastır ya. Yani o yası yerine getirme eylemidir. Ha oruç tutmayabilir bazıları ama bir İmam Hüseyin mersiyesi ya da bir İmam Hüseyin ağıtı dinlediği zaman hangi Alevi ağlamaz ki? Gözlerinden yaşlar dökülmez ki. İşte o da yastır. O da yasın bir parçasıdır. Evet. Dolayısıyla bakın biz böyle bir toplumuz. Peki hemen şunu soracağım. Örneğin terörlerden geliyor cihatistleri ama dün bir teyze şunu diyordu. Kerbela yaklaşıyor. 12 imamlar yaklaşıyor. Kerbela'nın acıları tekrar gün yüzüne çıktı. Terörler bugün Kerbela'yı yaşayacak. De bir tanım koymuşlar. Bakın, ne düşünebiliyor musunuz işte? Bakın bu evet. Halkın duyarlılığı ve yaşamından çıkardığı sonuç. Kendi yaşamından çıkardığı süzgecinden, yaşam süzgecinden çıkardığı sonuca bakın. Şimdi işte orası öyle düşünüyorsa, yani Maraş terörlerdeki o anamız Kerbela'yı bugün kendilerinin yaşadığını, yeniden yaşadığını düşünüyorsa, işte otur orada düşünmek lazım. Bakın, demek ki zemin var. Zemin var. Yani o duygu zemini var. O duygu zeminini eyleme çevirmek gerekiyor artık. Yeter. Evet. Yeter yani. Buna da bu siyasi öncüler buna şey edecekler, bunları toparlayacaklar, eyleme dönüştürecekler. Yani adamlar istediği gibi at koşturuyor.
at izini it izine de karıştırdılar. Yani bu hükümet şimdi at izini, bakın şimdi öğretmenler ya oralara geleceğiz sanırım değil mi? Evet, yani geleceğiz. Kıyımlar yapılıyor. İlla bu bedenen ortadan kaldırma kıyımı o kıyım değil ki. Yani bugün aç bırakıyor insanları, aç. Bu hükümet insanları açlığa sürüklüyor. Birilerini bahane ederek. Oysa o birilerinin başı kendisi zaten. Yani kendisi onları yönetti. Kendisi onları yönetiyor, hala da yönetiyor. Ben inanmıyorum ki ayrı olduklarına. Hala kendisi bugün FETÖ diye bir örgüt varsa, bakın uyduruk bir isim bu. Uyduruk bir örgüt adı. Kendileri uydurdu. Bu hükümet uydurmadı mı Allah'ını severseniz? Ha, bu hükümet uydurdu. Bunların başı kendileri. Kendileri besledi. Kendileri bu duruma palazlandırdı. Ekonomik olarak güçlendirdi, bu duruma getirdi. Yani ben inanıyorum ki onların hepsi aynı zamanda silahlı da. Bakın hem de çok önemli silahlar, tecizatlarla donanmıştır o örgütsel yapı. Kendi içlerinde, evlerinde hepsinin silahı vardır. Hepsinin bizi öldürecek silahı vardır. Bakın evet. Ben bu kadar kaygılıyım. Evet, bu arada hemen şunu da yayınımızda ifade etmek istiyorum. Maraş Terolar'da Alevi örgütleri bir basın açıklaması yapmıştı. Basın açıklamasını çekenlerden de biriydik. Terolara ilişkin, çünkü buradan ayrıntılı olarak, detaylı olarak geleceğiz. Alevi örgütleri biz büyük şehirlerde, metropollerde mitingler düzenleyeceğiz ifadesini kullanmışlardı. Gel zaman, git zaman mitingler yapılmadı. Ve mikrofon uzattığımız canlar da Terolar'da, ya burada basın açıklaması yaptılar, deklare ettiler. Terolar'da artık Terolar direniyor ama biz metropollere kayacağız dediler. Ama aradan 2 ay geçti, 3 ay geçti. Narlı Cemevi'nde yapılan basın açıklaması, deklarasyonu bir türlü olmadı. Şimdi buradan nereye geleceğim? Şuna gelmek istiyorum. Özellikle son dönemde, yani Maraş Terolar belki bizim ele aldığımız gündemlerden bir tanesi, kampın yapılması ve tüm Alevileri tehdit etmesi açısından. Ama aynı zamanda sol, Kürt, muhalif kesim Alevileri hedef alan bir yaklaşım var. Özellikle kamuda, sizin belirttiğiniz gibi. Kamuda, bürokraside çok sayıda Alevi öğretmen, yani birçok kamu emekçileri konfederasyonuna bağlı. Ama Dersim'den tutalım, Diyarbakır'dan, Türkiye'nin birçok yerinde birçok Alevi öğretmen de açığa alındı. Ve bu projeye baktığımız zaman meslekten ihraç etme Alevilere kadar uzandı. Şimdi Alevi örgütlerinin bu kadar gündemler yaşanırken, ki Alevileri belki dışında tutamayız, ki hiç tutamayız sonuçta, tepkilerini ortaya koyan insanlar. Bu noktada hem eğitimcilerin durumunu irdelediğimiz zaman, hem Alevilerin güncel gündemlerini işlediğimiz zaman, Alevi hareketliliğinden bahsettiğimiz zaman biraz yalnız mı bırakılıyorlar? Yani bu noktada, çünkü siyasal gündemlerin içerisinde Aleviler var. Belirleyici unsur, belirleyici olan da Alevilerdir. Siz de biliyorsunuzdur. Şimdi böylesi bir durumda 15 Temmuz sonrası, darbe sonrası yaşananlar yine gelip ucu Alevilere de dokunuyor. Kürt, solcu, bütün herkese dokunuyor. Bu noktada bir şekilde Diyarbakır'da örneğin, yani bölgede seslerini yükseltiyorlar. Bunu ifade ediyorlar. Sosyalist örgütler bu noktada seslerini yükseltiyorlar. Ama çok ilginçtir, Alevi örgütleri bu noktada çok zayıf denecek kadar az tam mı? Tam bir oportunizm var şu anda. Yani dediğiniz çok doğru. Yani parmak bastığınız konu gerçekten önemli. Bugün şöyle ya da böyle, yani küçük de olsa bir ses çıkarma var. Yani bunlar da aslında o bahsettiğimiz alanlarda da çok büyük sesler yok. Yani ne yazık ki. Çünkü bastırılmış. Yani artık bu iktidar şu anda faşist bir junta yönetiminde. Sivil, faşist bir junta iktidarda. Dolayısıyla bu junta bir kişinin ağzıyla hareket eden bir junta ve astığım astık, kestiğim kestik. Dolayısıyla bakın, kanun hükmünde kararnamelerle sadece öğretmenlerimiz atılmıyor. Evet. Bak, yani yok bunlar FETÖ'cüdür falan filan. Ya onların içinde eğer gerçek anlamda yani bunların kafasındaki oluşturduğu bir şey uyduruk bir şey bana göre. Hadi FETÖ'cü diyelim. Bunlar eğer %20'yi teşkil ediyorsa inanın, yani ben bir 42 yıllık gazeteciyim. Demek ki ben hiç gazetecilik yapmamışım. Hiç kamuoyunu bilmiyorum. Yani az buçuk bir öngörüm yok demektir bu. İnanın, yani ben buna inanıyorum bir kere. Diğer kesimin tamamı demokratlar, yurtseverler, ilericiler, aydınlar, bütün bunların hepsi
devlet kurumuna tasfiye edildi. Bakın devlet kurumuna tasfiye edildikten sonra şu anda şimdi yeni bir proje var. Devlet memuru kanununu da değiştirecekler bunlar. Şimdi onun hazırlığı var. Şimdi bunları değiştirecekler. Bunlar ön temizlik, dikensiz gül bahçesi yaratma projesi şu an. Cunta kendine dikensiz gül bahçesi. Biz 12 Eylül cuntasını gördük. Onun da cezaevlerinde yattık. Yani şimdi inanın bunun ondan hiçbir farkı yok. Şu cuntanın ondan, o tek askerler sokaktaydı. Burada askerler sokakta değil ama yanında. Sivil olarak asker, biliyorsun jandarmayı da artık emniyet müdürlüğüne bağladılar, İçişleri Bakanlığı'na. Dolayısıyla polis ve jandarma şu anda iç içe yanımıza dolaşıyorlar. Sivil dolaşıyorlar. Yani en ufak bir harekette hemen bakıyorsun yüzlerce emniyet mensubu hemen toplanabiliyor. Şimdi yani bunları da görüyoruz eylemlerde. Şimdi junta tamamen şu anda pervasız bir şekilde ilerliyor. Şimdi bu öğretmenlere karşı tavır, devlet memurlarına karşı olan tavır bir kere Alevileri doğrudan ilgilendiriyor. Geldi işte iş ucuna dayandı. Bakın bizim Tunceli'deki öğretmenler, Alevi öğretmenler, Alevi kökenli öğretmenler hepsi bir kere açığa alınmış. Adana'daki, yani benim bir akrabalarım var Adana'da, bir yanımda Adana, ben Adana doğumluyum. Şimdi Adana'da bakıyorsun bizim Aleviler açığa alınmış. Ve ezici bir çoğunluk, işte KESK orada sürekli eylemler yapıyor. İstanbul'da KESK açıklamaları yapıyor. Yani demokratlar, ilericiler, yurtseverler, sosyalistler tamamen şu anda bıçağın ağzında. Olmayanlar da ikinci bir şeyle, biliyorsunuz bunlar dalga dalga, birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga bu bir şeyden alışkanlık haline getirdiler bu hükümet. Şimdi o dalgalar peş peşe gelecekler. Dolayısıyla kendilerini öyle bir duruma getirecek. Bir de bakın mütelayla, sözlü sınavla alacaklar. Evet. Şimdi bu ne demek? Sözlü sınav tamamen yeniden bir organizasyon demek. Yeniden devletin yapısını içine yeni bireyler koyarak yeni bir anlayışı enjekte etmek istiyor, edecekler bunlar. Dolayısıyla yavaş yavaş, benim bir arkadaşım dedi ki, ya dedi bak arkadaş dedi, Hümeyni geldi İran'a dedi. Şu anda Kanada'da yaşıyor. Çok önemli bir heykeltıraşımız Ruhi Tuna diye. Bizim buradaki bütün, Hacı Bektaş'taki bütün heykelleri o yapmıştır. Ya çok değerli bir sanatçımızdı ama kaçmak zorunda kaldı Türkiye'de, artık hayat hakkı tanımadılar. Şimdi onunla görüşüyorum, diyor ki bak diyor İsmail hocam diyor, Türkiye'de diyor Suriye İran'dan daha kötü olacak. İran'dan hemen geldi 5-6 ay içerisinde bizim destek verdiğimiz hükümet 5-6 ay içerisinde bizim bütün önderlerimizi ipe aldı. Hepsini sallandı ve kendileri tamamına hakim oldular. Bak sizde daha kötüsü olacak dedi diyor. Yavaş yavaş girecekler ve ondan sonra sizi kökten yok edecekler. Evet. İnan sıra bize geliyor. Bakın Aleviler çok uyanık olmak zorunda. Aleviler artık bana göre Aleviler örgütlülüklerini daha da sıkılaştırmak zorundalar ve tam anlamıyla bir örgüt yaratmak zorundalar. Peki İsmail hocam şunu hemen sormak istiyorum. Aleviler bu gidişattan bu tehlikenin farkında değiller mi sizce hala? Şimdi bakın halk dediğimiz bir olgu var. Halk olgusu rahatsız olur, tamam mı? Rahatsız olur ama bir kıvılcım bekler. Evet. Bir kıvılcım bekler. Şimdi bu kıvılcımı yakacak kim? İşte ya sağ olsunlar, yani sağ olasıcalar bizim bu önümüzde yer alan işte dernek başkanları, siyasete girip işte CHP'den, HDP'den milletvekili olan arkadaşlarımız. Başka kim ki yani? Bunlar yani, bunlar sonuçta siyaset çok önemli bir alandır. Yani bu alanda sen hak elde edersin. Bu alanla hak elde edersin. Arkanda kitle desteğini alarak. Ama bizimkilerin hepsi bakıyorum yok yani. Adamlarda yani taşta ses var, bunlarda ses yok. Kimse demiyor ki ya arkadaş durum böyle ya, gelin ey halk gelin şurada bir toplanalım. Her biri bir yere gitse 5 toplantı yapsın. Bakın 5 toplantıdan sonra Ankara'ya eğer 1 milyon insanı yığmazsa ben bir şey demiyorum. 1 milyon insan Ankara'ya yığıldığı zaman da o zaman bu hükümet ayağını denk alır. Ayağını denk almak zorunda kalır. Ha ya bak Aleviler de bak. Kiminle ama? Atılan o devlet memurlarını da önüne koyarak. Bakın kardeşim, bak bunlar Alevi kimlikli. Bak bütün bunlar. Ama bizim bu örgütlüğümüz yok. Bakın
irticacılar olsa kendilerine her darbe vurulan kişiyi alırlar. Onları böyle öyle bir sunarlar ki topluma, sanki dünya bunlar en mağdur edilmiş insan topluluğu derler, dersin. Acırsın. Yüreğin sızlar. Ama bizimkiler onu, bırak onu, biz onu istemiyoruz zaten. Ben onu demiyorum. O atılan, zarar gören, açığa alınan, açlığa mahkum edilen daha doğrusu. Bunlar açlığa, öğretmen başka ne yapacak? Çöpçülük mü yapacak? Ya çöp, pardon, çöp mü toplayacak şeylerden? Toplayamaz ki. Beceremez. Şimdi bunlar açlığa mahkum edilmiş. Şimdi bu açlığa mahkum edilenleri sen toplumu beraber alıp bir meclisin önüne gittiğinde herhalde bu hükümet de sonuçta düşünecek diye düşünüyorum. Peki özellikle nefret söylemlerine de belki değinmek gerekiyor. Yani Türkiye'de hareketli bir gündem, siyasi gündem her geçen gün değişiyor. Ama aynı zamanda medyanın dilinde de bir değişiklik görüyor musunuz? Yani tabii ki. Örneğin nefret Akit, söylemleri Akit gazete, değil mi? Akit televizyonu, bakın şimdi şeyi almış Akit televizyonu, İlyas Salman'ı almış, deşifre etmeye çalışıyor. Hı. Hedef gösteriyor. Ya bu devlet nerede yani? Şimdi İlyas Salman Alevi kimliğine vuruyor. Bakın, Alevi kimliğine diyor ki bu diyor İslam düşmanıdır diyor. Bu diyor işte kendine yönelik bütün söylemlerini ortaya koyuyor ve sürekli hakaret ediyor ama. Sürekli ama hakaret ediyor. Bu televizyonda yapılıyor. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet savcıları, bir de cumhuriyet savcıları diyorlar kendilerine. O sıfatla. Ya bunlar hiç mi bunu dinlemiyorlar yani? Ki bütün televizyonlar izleniyor, dinleniyor. Yani al be kardeşim, yani bir insan ya, bu senin yurttaşın. Bu senin yurttaşın hedefe konuyor. Bakın hedefe konuyor ve herkese vurun avalıya deniyor. Yarın bir gün öldürüldüğünde mi sahip çıkacaksın bunu? Bunun gibi hükümetin dilinde de yani bir dönem zaten nefret söylemi çok fazlaydı. Şu ara biraz sakinleşti. Bu Yeni Kapı mütabakatı bilmem ne hikayeleri biliyorsunuz uydurdular. Bu böyle bir mütabakat da aslında yok. Uyduruktan bir şey işte. Bir korku imparatorluğu yarattılar bunlar. Yani CHP'yi de o korku imparatorluğunun altında ezdiler. Yani CHP'nin tepki göstermesi sonuçta son nitelikli ya da en azından sosyal demokrat bir parti. Yani burada demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkar. Her dönemde sahip çıkıyor. Şimdi dolayısıyla normalde bunun tavır koyması lazım değil mi? Oraya gitmemesi lazımdı. HDP niye gitmedi? Çünkü HDP'nin kimliği belli. HDP'nin tavrı, duruşu belli. Net. Diyor ki, yok kardeşim. Ben katillerle aynı yerde olmam ya. Katil bunlar yani. Ben katillerle aynı yerde olmam diyor yani. Gitmedi yani. Şimdi kimi de CHP'de gitmiyor ama CHP gitmediği zaman CHP'de şöyle bir kaygı oluştu bence. Ya işte biz gitmezsek bak bu adamlar iktidara tam hakim oldular. Devletin tamamına hakim oldular. İşte 15 Temmuz'da yaptılar. 15 Temmuz'da birlikte bütün ibreler onlara döndü. Onların her söylediği altın bizim söylediğimiz çöpe atılıyor. Dolayısıyla yani adam gitmezsem beni tukaka yapar. Bir kaygıyla gitmiyorsunuz. Kesinlikle bir kaygı bu. Yoksa onların ağzını kapatma kaygısı bir de. Kapatalım da bize laf söylemesinler. Ya böyle siyaset olmaz. Yani siyaset böyle olmaz ki. Siyaset direnç ister. Siyaset bir kere, siyasetin sokak yanı var. Seçimden seçime sokak yanı olmaz. Haksızlıkların baş gösterdiği, zulmün arttığı dönemlerde sokak vardır her zaman. Yani her demokratik eylem, ki sokak hareketi demokratik bir eylemdir ayrıca. Yani şiddet içeren bir eylem değildir. Tam da sokakta başlamışken 15 Temmuz sonrası sokağa çağrıldı insanlar ve 15 Temmuz'dan sonra da hep sokaktaydılar. Yaklaşık bir 10 gün sokakta kaldılar. Ama sonrasında muhalifler sokağa çıktığında gözaltı yediler. Hı. Şimdi iki tane sokak var. Evet. Birinci sokakta çift standart. Evet, çıkanlar. Ama sevgili Ruhat, bu iktidar zaten hep çift standart yapmadı mı? Yani hı, benimki seninki yapmadı. Benimki seninki demedi mi? Benimki iyi, seninki kaka demedi mi? Dedi. Yani hep dedi bunu. Bunların ruhunda var. Bunların kılcal damarına işlemiş zaten. Bu cenahın kılcal damarında ayrılıkçı var. Bölücülük var. Canilik var. Canilik var bunlarda. Bakın, canilik illa gidip birini alıp adamı öldürmek değil. İşkence yaparak, onları dışlayarak, açlığa
Evet. Öğretmenleri açlığa atmak caniliktir. Caniliktir yani. Ruh, o ruhu taşır. O ruhu taşıyan ancak bir anda sen nasıl anladın da 3 günde bu kadar insanı dışarı attın ya? Nasıl biliyordun? Nasıl bildin yani? Bir anda düşünebiliyor musun? 100 bin, 200 bin, 300 bin kişi birden sokağa atıldı. Devlet memurluğundan atıldı. Ya nasıl tespit ettin kardeşim? Ya buna yani her şey, başkaları da güler, bir şeyler de güler. Yani böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Bunlar, bu tamamen yeni bir devlet projesi. Bakın, yeni bir devlet projesi. Ve bunun için, bunun içinde Merkel, yani Merkel niye gelir Türkiye'ye zırta vırta? Zırta vırta niye gelir yani? Bakın, Maraş'a Merkel gelip açılış yapacak. Suriye ile ilgili bir şey olur, Merkel gelir. Bilmem nerede olur, Merkel gelir. Şu anda Merkel ile Amerika, Almanya ile Amerika dünyanın iki süper gücü. Evet. Şimdi bu iki süper güç dönem dönem uzlaşır, biliyorsunuz emperyalistler dönem dönem uzlaşır. Aynı kaptan yerler. Dönem dönem de zıtlaşırlar. O çıkarlarıyla ilgili olan mevzuya geldiği zaman çıkarına biraz Amerika dokunsun bakalım. Merkel'i Amerika buraya sor. Çünkü biz Amerika'ya doğrudan bağlı bir ülkeyiz. Yani ağırlıklı olarak Amerika'ya bağlıyız. Bizim sermaye uşaklığımız, yani bizimkilerin uşaklığı Amerika'yadır. Almanya'ya daha sonra uşaklığı gelişmiştir. Ya da diğer emperyalist ülkelere. Şimdi çelişsin bakalım. Zıtlaşsınlar bakalım. Merkel ikide bir de Türkiye'ye gelebiliyor mu? Gelemez. Şimdi Merkel bir görevli. Uluslararası emperyalist sistemin bir görevlisi. Diyor ki ancak bir bayansın, sen git bu işi hallet. Biraz da sert yanın var. Seni de bilirler herkes. Git şunların kulağını çek. Dönem dönem ileri gidiyorlarsa da git kulağını çek. Adam olsunlar. Dediğimiz sözdendir. Siz tanıyor musunuz ki Suriye'ye müdahalesi kendi başına numara, bak kendisi bir de şey yapıyor, tantana yapıyor. Biz gideriz, vururuz, bilmem ne. Ya kesinlikle danışıklı dövüş bu. Gir dedi. Ben böyle diyeceğim, sen böyle de. Habersiz, kuş uçmaz, kuş. Siz de bilirsiniz. Bir gazeteci olarak bilirsiniz ki dünyanın neresinde olursa, Afganistan'da bilmem ne, Amerika anında müdahale ediyor. Dünyanın en ücra köşesinde. Adını bilmediğimiz yerlere müdahale ediyor da şuraya müdahale etmeyecek. Buna kargalar güler. Yani yok beyefendi emir verdi de gitti girdi de bilmem, bizim ordumuz, şanlı ordumuz da bilmem ne. Şanlı orduyu 15 içinde gördük işte. Aldılar en başındakini, en bilmem neresindekine kadar aldılar, ne ettiler, ne hale soktular. Hepimiz gördük. İşte demek ki bu kadar. Bir dönem şey demişti, kağıttan kaplan demişti ya. CHP ondan dolayı aforoz etti. Profesör Süheyl Batum. Evet. Eskişehir milletvekili. Sevgili Süheyl Hocam. Dedi ki ya dedi, bu emperyalistler dedi, bu devlet dedi, kağıttan kaplandır, bu ordu kağıttan kaplandır dedi. Ya kağıttan kaplan gerçekten. Evet, bu arada seçimlerde de Merkel'in düşüşünü de görüyoruz. Evet. Almanya'da, Alman halkı da bu noktada özellikle son dönemlerde mültecilere dönük yapılan politikaları, Almanya'da yine Alman vatandaşların IŞİD tehlikesiyle karşı karşıya gelmesine Alman halkı da bir hayır cevabını sanırım şu an seçimlerde sandıkta gidiyor. İsmail Hocam şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan at izi it izine karıştı söyleminde bulundu. Bu söylemi neye yorarız? Şimdi tabii Cumhurbaşkanı var bir yanda. Şimdi söylenecek söz var ama söylenemiyor. Şimdi bunun önünü açan ve bu eylemi yapan kim ki? Ben değilim ki. Ben değilim yani. Yani halk da değil. Diğer ne bileyim birçok sivil demokratik kitle örgütü var. Onlar da değil. Yani Türkiye işte Kürt halkı, Türk halkı bunlar falan değil yani. Değil. Bugün iktidarı, devleti yöneten kim? AKP iktidarı, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede ne dese o oluyor. Şimdi at izini it izine karıştırmışsa kendisi karıştırmıştır.
uzmanı ayırsın. Uzmanı ayırsın yani. Yani sen tutup işte hiç senin hedef aldığın bir yan var. Oraya hiç yani alakası olmayan insanları alıp zindanlara atarsan, alıp açlığa mahkum edersen, yani bunu sen yaptın, ben yapmadım ki yani. Dolayısıyla karıştı mı? Karıştı tabii yani. Türkiye'de gerçekten at izi dizine karıştı. Yani kimin ne oldu? Bugün şimdi MHP'ye bakıyorsun, Allah Allah, yani bakıyorsun doğru bir tavır koymuş. Söylemlerinde falan diyorsun ne kadar tutarlı. Sonra öyle bir kritik konu geliyor ki geldiğinde bir bakıyoruz hop bir numaralı, yani AKP'den daha kararlı savunucusu olmuş. Şimdi böyle bir ortamda yaşıyoruz. Şimdi böyle bir fotoğraf var önümüzde. Böyle bir sahne var daha doğrusu. Şimdi bu sahnede, tiyatroda bu oyuncular yani her yol mübah bu oyuncularda. Her yol mübah. Yani bunlar at da olurlar, it de olurlar. Fark etmiyor. Dolayısıyla yani bizim yapmamız gereken, bunun karşısında bizim yapmamız gereken, yani ben ısrarla örgütlenmekten, sosyalistlerin, bir kere bakın bu ülkede sınıf örgütlenmesi çok önemlidir. Irk örgütlenmesi, dil örgütlenmesi ya da mezhep örgütlenmesi değil. Biz Alevi örgütlülüğünü çok savunuyoruz ya. Evet. Ya yok aslında, çözüm orada değil ki. Bana göre çözüm sınıf örgütlenmesinde. Evet. Çünkü hepimiz işçiyiz, hepimiz köylüyüz, hepimiz bir yerlerde çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim kendi örgütlülüğümüzü yaratmamız lazım. Derken ağırlıklı olarak ben burayı işaret ediyorum. Bir yani tam anlamıyla bir sosyalist partide birleşmek gerektiğine inanıyorum. Evet. Peki İsmail Hocam, sizler sol yani bir partide buluşmak gerekiyor ifadesini kullandınız. Şimdi yine biraz da Aleviler cephesinden değerlendiriyoruz gündemi. Hı, şimdi sol sosyalist bir yapılanmanın içerisinde yer alıyor Aleviler. Ya. Yani o örgütlenmenin içerisinde bir yerinden bir şekilde tutuyorlar. Şimdi Alevi gündemlerine baktığımız zaman Türkiye'nin gündemi Alevileri, siz de başından beri söylüyorsunuz aslında bir parçası, ayrışması değil. Fakat Alevilerin gündemlerine baktığımız zaman Alevilerin kendi gündemlerini yaratma durumu var mı? Türkiye gündemlerini nasıl değerlendiriyorlar? Türkiye gündeminde yaşanan süreci nasıl okuyorlar? Gündemler yaratabiliyorlar mı? Bu gündemin neresindeler Aleviler? Ne yazık ki yaratamıyorlar. Şimdi bakın ben size yani burada söylemekte herhalde sakınca yok. Şimdi bizim bazı dernek başkanları var, önemli dernek başkanları. Şimdi MİT dönem dönem bunları ziyaret eder. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bazıları gider bunları ziyaret eder. Dolayısıyla gündem yarattırmazlar bunlara. Bunları biliyorum ben. Bilerek bunları söylüyorum. Biraz daha açarsak onu yani. Yok, çok detay veremem. Peki. Bak, Milli İstihbarat Teşkilatı bizzat derneklerde gidip yönetim kademesinde görüşmeler yaparlar. Bu geçmişten beri böyleydi. Rahmetli Cemal abi, Cemal Şener mesela görüşmelerde bulunurdu Cemal abi. Gelip bize de aktarırdı. Gittik işte, bizi çağırdılar, sordular, biz de cevabımızı verdik. Ama ben şuna inanıyorum ki Cemal abi hayatta bizi satmaz, satmadı da. Doğru neyse onu orada söylemiştir. Böyle bir yapıyı düşündüğünüzde şimdi korku imparatorluğu yaratıldı dedik ya. Evet. İşte burada da ne yazık ki o korku imparatorluğunun altında ezilen o dernek başkanları falan, cemevi başkanları bundan dolayı sesini çıkaramıyorlar. O kadar önemli şeyler oluyor, bakıyorsun ya ses yok yani. Ya diyorsun ki arkadaş ya nasıl olur? Sonra bir sohbetimizde, birkaç sohbetimizde ben bunları duydum. Evet. Yani geldiler işte konuştuk, işte şöyle oldu böyle oldu falan. Şimdi buna ben tanık olduğum için söylüyorum. İsim veririm de. Yok, burada olmaz. Ismi. Burada olmaz. Yani benim vereceğim yer başka. Anlatmak istediğiniz. Şimdi dolayısıyla keşke Alevi örgütlülüğü, mesela federasyon kurmuş. Federasyonlar var değil mi? 3 tane federasyon var. Ya 3 tane federasyon bir konfederasyon kuramaz mı? Kurabilir. Onun yolları mevcut yani teknik anlamda. Ayrıca
Bu üç federasyonun bir ortak eylem eskiden yapıyorlardı. İşte Kadıköy'de yaptılar, bayağı da güzel oldu. Daha sonra bir bakıyoruz bitti. Bir el dışarıdan geldi. Bunlar dedi ki birbirinize düşman olun. Yani birbirinizin eylemlerine düşman olun demedi de. Birbirinizin eylemlerine etmeyin, katılmayın. Baktık katılmadılar. Dışarıda Alevi örgütlülüğüne müdahale var. Bu müdahaleyi gidermek gerekiyor. Bu müdahalenin önüne set çekmek gerekiyor. Son 5 dakikanın içerisindeyiz bu arada. Tamam. Buyurun. Yani bu, eğer bu seti çekmezsek biz kimliğimizi kazanamayız. Alevi örgütlülüğü daha kimliğini kazanamadı. Kimlik mücadelesi veriyor. Şimdi Garipdede dergahında sevgili Celal Fırat güzel şeylere imza atıyor. Ve takdir de topluyor. Ne zaman giderseniz gidin tıklım tıklım. Çünkü bir çekim merkezi haline geldi. Öbürleri niye gelmiyor? Çünkü öbürleri suspus. Oturuyor süt dökmüş kedi gibi. Sesler hiç çıkmıyor. Tepkileri yok. Yahu arkadaş, ya bu kadar iş oluyor ya. Yani en fazla gidip tutuklanırsın, seni kimse öldürmez. En fazla seni tutuklarlar. Ya git biraz da bu toplum, sen madem ki bu toplumun nimetlerinden faydalanıyorsun, bir de git şeyine de zahmetine de katlan kardeşim. Ama ne yazık ki hiç kimse elini böyle bir şeyde o ateşin içine atmıyor. Dolayısıyla bizim bir an önce alttan, bakın Şahkulu dergahında bu Kurban Bayramı çok, yani o zatı büyük uludan, Şahkulu Sultanı'ndan, yani yüzü kara olarak söylüyorum. Yani ya o meydanı ahıra çevirmişler. Düşünebiliyor musunuz? Yani Şahkulu'nun içini komple çevirmişler şeylerle ve içine koyun, inek koymuşlar. Onu bir de mezbahaya çevirmişler orayı. Mezbahaya çevirmişler. Bu Kurban Bayramı yaşanmış. Ve bizim Alevi halkı buna tepki göstermemiş. Ya yazıktır, günahtır. Orası benim inanç merkezimdir. Benim inanç merkezimde koyunun, ineğin ne işi var içinde? Dışında olabilir. Zaten eskiden dışında vardı. Ya içinde ne işi olur? Niye koyarsınız? Ve bu yöneticiler hala orada duruyorlar. Yani bunun, alın işte bir örnek, sadece başka örnekler çok da bir örnekle ben vereyim yani bunu. Bunu nereye koyacağız biz? Biz ağlanacak halimize gülüyoruz. Dolayısıyla ben tüm Alevilerden şunu rica ediyorum. Sevgili canlar, gelin cemevlerimize sahip çıkalım. İbadet hanelerimize sahip çıkalım. Yöneticilerin yaptığı yanlışların karşısında artık dik bir şekilde duralım, konuşalım. Hatta onları gerektiğinde oradan kovalım. Bakın dara çok net dediğimiz, söylüyorum. Efendim? Dara çekmek dediğimiz kısma geçiyoruz. Evet, evet. Yani onları konuşalım, edelim, dara çekelim. Yani pirimizi alalım, pirimizin huzurunda dara çektirelim. Ve onu oradan gerektiğinde şey yapalım, yani kovalım. Düşkün sözcüğünü kullanmıyorum çünkü o başka bir şey. Ama rica ediyorum, sahip çıkalım, inancımıza sahip çıkalım, inanç merkezlerimize sahip çıkalım. Bakın din dersleri başladı, çocuklarımız okula başladılar. Yani bu devlet çocuklarımızı sünnileştirmek için elinden geleni yapıyor. Ya ey dernek başkanları, ey örgütler, ey federasyonlar, Alevi federasyonları, siz ne yapıyorsunuz? Hani eyleminiz, hani okulların önünde bir etkinliğiniz? Evet. Hepinizi göreve çağırıyorum, teşekkür ediyorum. Ben de bu o görev geldiğiniz yerin en önünde yer alacağım sevgili canlar. Peki. Saygılar sunuyorum. Hepinize aşkı niyaz ediyorum. İsmail Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür keyifli ederim. Bir satır arası bugün paylaştık. Bir virgül katacağız. Nokta evet. Koymayacağız. Çünkü evet. Konuşacak, anlatacak daha çok durum var. Süreçleri değerlendireceğiz. Bir virgül atacağız sizinle. Daha sonraki programlarda daha detaylı konuşmak için. Evet, bugün satır başlıklarını işledik. Gazeteci İsmail Pehlivan'la. Ve bizler gündemleri aktarmaya devam edeceğiz. Satır başlarıyla yeniden ekranlarınızda olacağız.
Gültekinler Emlak sundu.